Ne okursan hepinizi tek tek yok ederim. Önce o korumanın kızından başlarım, anladın? Bakalım Yasemin bu adamı hatırlayacak mı? Tanıyorsa ve doğruyu söylerse elimiz çok güçlenecek. Doğruyu söylerse evet. Yasemin Hanım çözülürse Timur'la ilgili de güçleneceğiz. Vallahi Timur sağ solu belli olmayan bir adam. Yani belli ki çok düşmanı var. Onun için organizasyonlarda yeri büyük. Ama bakalım bu defa ne yapacak? Böyle sessiz oturacak mı? Yoksa hesap mı soracak? Bence geri adım atmaz. İşin içinde kızı var çünkü. Hani ben de olsam aynı şeyi yapardım. Taviz vermezdim. Biz asıl hedefe bakarken yanındakileri kaçırmayalım ama. Kim? Bekir mi? Aynen. Bu işe ne kadar dahil? Yani Bekir iyi askerdir. Tamam gücü sever ama nerede duracağını da bilir. Gerçi elini kirletmekten de korkmaz aslında. Öyle bir şey de var. Sen bu aralar yine de ona da dikkat et. Gözünü üstünden ayırma. Tamam. Beyler. Şu sıralar her konuyla ilgili ekstra dikkatli olun. Haberleşme, telefonlar, sevkiyatla ilgili aksiyon. Hep sessiz halledilsin. Yoksa herkes başımıza toplanacak. Polisin içine gelecek tabii. Didik didik edecekler bizi. Yok. Bu fazla sürmeyecek. Şu ceset olayı ortadan bir kalksın. Daha fazla adama ihtiyaç var mı sevkiyat için? Sakın. Yeni kimseyi almayalım aramıza. Kimin ne olduğu belli olmaz. Bekir. Adem'in yakasına yapış. Bir an bile boş bırakma. Nerede, ne yapıyor hep bilelim. Derdimiz yokmuş gibi bir de dürüstlük abidesi sardık başımıza. Hiç merak etmeyin. Askerdeyken falan da ben zaten nefes aldırmazdım onun için. O bilirdi tabii eğitimlerde en iyisi oydu diye ama... Ben hep ensesindeydim Timur Bey. Merak etmeyin, Adem bende. Özgür, Ferhat'la ilgilen. Bir bak bakalım ortakları bu sevkiyatla ilgili bir şey sızdırmış mı? Sanmam Timur, bu işin ortaklardan gizli yapılacağını biliyordu zaten. Geç bunları Ferhat, geç. Yemekler yenilmiş, benden habersiz iş yapılmış. Yok öyle. Madem yaptın sonuçlarına katlanacaksın Timur gibi. Öyle. Kimle iş yaptığınızı unutmayın diye aradım. Öpüyorum seni. Bir daha gelince mutlaka ara, olur mu? Eyvallah. Eyvallah canım. Benden habersiz sevkiyata. Kimin malını kimden çalıyorsun? Daha bunlar iyi günlerin Timur Efendi. Daha iyi günlerin. Efendim. Bir ipucu buldum. Evet. Eve geliyorum, konuşmamız lazım. Ay geldi, babam geldi. Babam sandım da. Şirkete geçmeleri gerekmiş. Ama az önce konuştum, birazdan gelirler. Merak etme yani. Sonunda iyi bir haber. Sen nasılsın bu arada? Ben de nasılım?
Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Kafayı yemek üzereyim. Sonuçta herkes her gün bir ceset görmüyor. Ben böyle büyüdüğümü falan zannediyordum. Güçlü biriymişim gibi sanıyordum. Halime bak. Ne varmış halinde? Ya yemek bile yiyemiyorum. Yemeden içmeden kesildim resmen. O görüntü böyle gözümün önüne geldikçe kanım donuyor. Neyse ya. Küçücük bir çocukmuşum yani. Onu anladım. Kay bakayım. Sen hayatında ilk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorsun. Bu tepkileri vermen çok normal. Ki inan bana, senin yerinde başkası olsa oho, ben neler gördüm. Ayrıca bak yanında güçsüz, küçük, korumasız bir kızın hemen gözünü kapatmışsın. O da böyle şeyler görmesin diye. Bu ne kadar cesurca bir şey. Sen zannettiğinden çok daha güçsüzsün Gökçe. Kendine haksızlık etme. Ayrıca bir baba olarak sana ne kadar teşekkür etsem az. Ece için yaptıkların çok kıymetli. İyi ki yanında sen varmışsın. Sahildeyim. Hadi içeride bekle. Gelirler birazdan. Teşekkür ederim. Nasılsın? Aynen. Değişen bir şey yok. Bu fotoğraftaki adamı hiç gördün mü? Tanıyor musun? Yasemin, bu adamı tanıyor musun? Tanımıyorum. Daha doğru düzgün bakmadım bile. Yok, baktım. Tanımıyorum. Seni kaçıran adam bu. Ahmet'in patronu. Ve büyük ihtimalle Ahmet'in katili de bu. O yüzden bir şey biliyorsan bana söylemen çok önemli. Böyle ısrar edince cevabım değişmeyecek. Tanımıyorum dedim. Hoş geldin. Var mı bir gelişme? Bulabildiniz mi bir şeyler? Yani bir şeyler bulduk sayılır da net değil. Aç mısın? Yerim bir şeyler. Ece nerede, odasında mı? Kitap okuyor. Adem, niye bana hiçbir şey anlatmıyorsun? Niye ben bu kadar önemli bir şey başkasından öğreniyorum? Emin. Bak, yorgunluktan ölüyorum. Adam akıl sor Allah aşkına. Şu bulunan ceset Yasemin Hanım'ın kuzeniymiş. Hani bana anlattığın onu kaçıran. Ya bak, huyumu biliyorsun, endişelenmeni istemediğim için. Endişelenmemi istemediğin için mi?
eve kurşun yarasıyla geliyorsun? İşler bu kadar dallanıp budaklanmışken niye bana hiçbir şey anlatmıyorsun? Ya üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil biliyorsun. Üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil. Dedikçe işler daha kötüye gidiyor. Farkında mısın? Artık ben tehlike nereden gelecek kestiremiyorum. Evim benim işim bu. Peki benim işim ne? Bütün gün evde seni mi beklemek? Yaralanma haberini mi beklemek? Ölüm haberini mi beklemek? Yıllarca bunu yapmadın mı zaten? Hani bunları geride bırakmıştık? Ha? Bu mu olacaktı yeni hayatımız? Ben yemeği ısıtmaya gidiyorum. Yasemin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasıl oldun? Üzme kendini daha fazla. Kuzenin ne ektiyse onu biçti. O yüzden o adam için canını sıkma artık.